iddialarını neye dayandıracağı da önemli. Şimdi normal şartlarda dediğimiz gibi adalara, özellikle oradaki Girit, Kaşot gibi adalara ve Rodos gibi adalara kıta sahanlığı veriyor. Ama adaların kıta sahanlığı zaten uluslararası hukukta da, deniz hukukunda da tartışmalı bir konu. Ve Türkiye bunu hiçbir zaman desteklememiş ve buna imza atmamış durumda. Dolayısıyla hani buradaki müzakerenin temeli Meis'ten başlamayacak büyük ihtimalle, ama Yunan tarafı yine o Doğu Akdeniz'deki diğer adalar üzerinden kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge talebinde bulunacak. Bunlar yine sıkıntılı bir durum. Yani Türkiye'nin aslında çok da savunmadığı, altına da imza koymadığı maddelerden kaynaklanacak. Büyük ihtimalle yeni müzakere pozisyonlarını yeni bir işte bu adalar üzerinden iddia edecek Yunan tarafı. Bunda aslında Türkiye açısından kabul edilirliği yok. Dolayısıyla burada aslında Yunanistan'la Türkiye arasında değil de genel büyük resimdeki Doğu Akdeniz müzakeresine oturmak gerekiyor. Diğer aktörlerin de dahil olduğu. Bu Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirecektir. Ama her halükarda Yunanistan'ın daha düşük bir pozisyondan müzakereye oturması Türkiye açısından önemli. Ama yine bile maksimalist Türkiye'nin iddiaları açısından. Yani yarınki toplantı öncesi şunu da diyebiliyoruz herhalde. Türkiye'nin eli zaten güçlüydü ve zaten evet, Yunanistan hukuki temele dayalı bir tavır sergilemiyordu. Zaten Türkiye dik duruşunu devam ettirdi ve diyalogtan yana olduğunu da her defasında altını çizerek söyledi. Yarınki toplantıda yine elimiz güçlü olacak diyebiliyoruz herhalde. Çok teşekkür ediyoruz Gece Bakışı'na, evet, değerli yorumlarınızla katıldığınız için. Doçent Doktor Talha Köse. Sevgili haritası, bu noktada Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan Sevilya haritasından vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmeyecektir açıklamasını yapmıştı. Kısa bir süre önce de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından bu konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın sözde karasularına ilişkin Sevilya haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir açıklamasını yaptı. İstersen izleyicilerimize detayları da paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri prensip gereği diğer devletlerin deniz yetki alanları ile ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilya haritasının hukuki statüsü hususunda Amerika Birleşik Devletleri Sevilya haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nden de Sevilya haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirilmediğini görmekteyiz açıklaması geldi. Tabii ki oldukça önemli bir açıklama. Devamındaysa deniz yetki alanları uluslararası hukuka dayalı olarak ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır denildi.